sizlerle beraber ne yapacağız? Kabak mücver yapacağız. Güzel bir kahvaltıdan sonra ortalığı toparladım. Pırpırı çalıştırdım her yere. Nevresimler değiştirildi. Bulaşık makinesi boşaltıldı. Ev süpürüldü. Her yer misler gibi. Şimdi anca yemeğe geldi sıra. Tabii biraz da süslenildi. Ahmet Han okulda. Eşim birazdan Ahmet Han'ı almaya gider. Ben de yemeğim var aslında. Şey yapmıştım dün. Şöyle göstereyim size. Burada dün fırında yapmış olduğum tavuktan kalanlar var. Bir de yanına biraz pilav yapayım diyorum. Pilavım da varmış olmuş olsun. Burada pirinci ıslattım. Şimdi baktım dolapta iki tane kabak var. Bu kabaklar boşa gitmesin dedim. Tam da böyle storylerde geziyordum. Hani kimler ne yapmış falan diye şöyle bir bakıyordum. Arkadaş kabak mücver yapmış. Canım çekti. Dedim ki bir kabak mücver iyi gider. Çünkü bu iki kabağı başka neyde kullanabilirim? Normalde tarihte 3 kabak yazıyor ama bende 2 tane var. Artık birazcık malzemeden kısacağız. Bunları güzelce bir rendeleyeceğim. Biraz da demet maydanozum varmış. Zaten tam da tarifte yarım demet diyor. Bu kadar yeterli olur. Böyle ara sıcak gibi bir şey olsun istiyorum. Ocağa batırmaya gidiyorum. Şimdi şu kabakları bir güzel yıkayayım, rendeleyeyim. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi malzemelerimi bu şekilde hepsini koydum kaseye, karıştıracağım. Karıştırmadan önce size de göstereyim istedim. Normalde 3 tane yumurta diyor ama biliyorsunuz benim kabağım az olduğu için 2 kabağa 2 yumurta yaptım. Şurada taze soğan olması gerekirken ben kelle soğan kullandım. Kelle soğan, normal soğan, ne denir onun başka bir adı daha vardı, aklıma gelmedi şu an. Soğan kullandım. Neyse şurada... Ne var? Maydanoz var. Yarım demet maydanoz. Yarım su bardağı un var. Baharatları var. Baharatlar da çok basit. Tuz, karabiber ve pul biber sadece. Başka bir şey kullanmıyorum. Hemen şimdi bunları bir güzel karıştıracağım. Daha sonra da ne yapıyoruz? Hemen tavada. Hatta yeni aldığım tavalardan bir tanesini de yapayım istiyorum. Tavada döndüreceğiz. Geldi benimkiler. Şimdi kapıyı çalarlar. Onları bekliyorum. Bugün böyle karalara büründüm kızlar. Bayağı şu buruşukluğun sebebi de buradan bir kemer takmıştım. Kemerle böyle çok tatlı durmuştu ama rahatsız etti kemer beni. O yüzden orası buruşuk kaldı. Böyle biraz sonra bu şaldan kurtulurum. Ha! Ne çabuk çıktınız? Ben kalkıp bir de baba hadi. Bir de babamla gidiyoruz. Aman benim papatyam, sen önden mi çıktın? Evet önden. Bak kedini attık, bak sonra attık. Neler yaptınız öyle? Bak, ne yapmış Ahmet? Aman. Ahmet. Efendim? Burada ne yapıyordun sen? Burada ne yapıyordun sen? Şu tripodu gördü de burada ne yapıyordun sen diye. Ahmet Han, bunun adı ne? Ne bunun adı? Biz yemeğe oturduk çünkü... Baki Bey geç kalacak. Mücverlerim nasıl olmuş kocacığım? Çok iyi. Güzel, beğendin mi? Niye biraz böyle esmer oldular? Bilemedim. Bakınız. Pişmiş güzel mi? Oldular ama tavayı sürekli yağlamadım. Çok az yağda yaptım. Yemeğimiz hazır. Dünkü tavuk. Ondan sonra yanına pilav yaptım. Turşularımız ve mücverimiz. Oldu. Ahmet Han, şimdi baban nereye gidiyor ya? İşleri polis. Yakalama. Hayır, polisleri yakalamaya gitmiyor. Evet. Arda, bak benim her şeyim var, görüyor musun? Bak, kelepçem var bak. Polis şapkam, tabancam. Gördün mü? Hepsi var. Baba, bu da babacığım biber gazı. Biber gazı mı? Biber gazı tabii, onu ben hırsızların gözüne sıkıyorum böyle. Gözleri çok yanıyor böyle, yanıyor. Sonra yakalayıveriyorum. Hadi görüşürüz. Döner çember mi? Evet. Bunu sen mi yaptın oğlum? Evet. Harika olmuş ya. Ellerine sağlık. Bunu bağladım kırmızı. Çok beğendim anneciğim. Kurdela gibi olmuş biliyor musun? Kurdela. Aferin benim oğluma. Evet, eşimi gönderdim.
O gitti. Biz Ahmet Han'la baş başa kaldık. Şimdi bugün sabah mutfağı süpürtmemiştim Pırpır'a. O yüzden hem sabahtan hem de şimdiden mutfak bayağı bir süpürülmesi gerekiyor. Mutfağı süpürttüreyim dedim. Şimdi ne yapacağımı inanın bilmiyorum. Böyle size de oluyor mu bilmiyorum. Gece çalışmalarında, yani akşam çalışmalarında çok fazla olmasa da insan bir boşluğa düşüyor, bir sıkılıyorum. Bugün de o günlerden bir tanesi, bir sıkıldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Elim ayağım boşa çıktı. Ahmet Han'la ikimiz kaldık. Bekliyoruz. Günaydınlar efendim. Bugün inanılmaz bir esinti var. Şöyle göstereyim size. Bakarsınız pencere yarım açık ve ona rağmen çok güzel esiyor ev. Ahmet Han her zamanki gibi okulda ama okul saatlerinde ufak bir değişiklik olmuş. Normalde 12'ye 10 kala, ay pardon 1'e 10 kala okula gidiyordu. Akşam da 5'e 10 kala falan alıyorduk. 5 gibi alıyorduk. Şu anda da 1.5'la kaçtı? 1.5'la 16.15. 1.5'la 16.15 arası yapmışlar. Bir okul saatine bir güncelleme gelmiş. Bayağı bir aza indirmişler. Bakalım bu durum biraz Ahmet Han'ı etkileyebilir, üzebilir. Çünkü okulu çok seviyor. Okulda çok güzel vakit geçiriyorlar. Çok güzel şeyler öğreniyorlar. O yüzden onun için bilmiyorum nasıl olacak ama böyle bir güncellemeyle uyandık. Neyse Ahmet Han okulda, bugün eşim evde. Bugün yemekleri eşimle beraber yapacağız. Daha doğrusu ona yaptıracağım, siz anlıyorsunuz. Et yemeği. Daha önce böyle altına beğendisi yapıp üstüne de et. Yemeğin adı neydi? Hünkar beğendi mi? O yemeğin adı neydi hayatım? Hünkar beğendi. Niye her şey aklıma gelmiyor? Hünkar beğendi yapacağız bugün. Sabahtan et çıkarmıştım. O şimdi erimiş. Birazdan ona girişiriz. Onu yapmaya başlarız. Ben de daha anca böyle giyindim, süslendim. Bugünkü tek sıkıntım ne biliyor musunuz? Giyecek hiçbir şeyim yok, sıkıntım var. Allah başka dert vermesin. Çünkü niye? Hamile pantolonlarından daral geldi artık. Yani diğer kotlarımı giyememek, diğer pantolonlarımı giyememek, sürekli elbise giymek zorunda olmak, zorunda kalmak birazcık insanı yoruyor. Ben böyle çeşit seviyorum, her gün farklı seviyorum. Ama hep aynı döngüde aynı şeyleri, aynı pantolonları giymek beni sıktı. Neyse az kaldı. Biraz daha idare edeceğiz hamile pantolonlarıyla. Geldim. Ütü daha bitmedi. Yarım kaldı. Eşim devam ediyor ütüye. Ben de mutfağa geldim. Tatkik yapıyorum hızlı bir şekilde. Misafir haberi aldım. Hemen misafirlerime hazırlık yapayım. Öyle kuru çayla göndermeyeyim dedi. Biraz böyle hızlı. Şu anda tatkik yapacağım. Uzun zamandır da yemiyordum. Özlemiştim de. İyi oldu, denk geldi. Onlarla beraber yeriz. Kek alımı öncesinde bilerek tereyağıyla yağladım ve şeye koydum, dolaba koydum. O soğuk bir şekilde olduğunda beni yanıltmıyor, çıkıyor kekleri. Ama tart kek kalıbım döküm olmadığı için beni birazcık düşündürüyor. İnşallah bir hüsrana uğramam. Yoksa çünkü döküm kalıplarda hiç şüphesiz keklerim çıkıyor ama tart kek kalıbı bakalım, inşallah beni yanıltmaz bu akşam. Keki yapıyorum. 2 su bardağı. Pardon, 2 yumurta koydum, 1 su bardağı şeker koydum, 1 su bardağı sıvı yağ koydum, 1 su bardağı da şimdi süt koyacağım. Hızlı hızlı yapacağım. Sonra isterseniz eğer tarifleri de eklerim.
Kimin suçu bu? Kimin suçu bu? Bu benim suçum, yapacak bir şey yok. Sen şu bıçağı versen şunu keseyim. Ben yapsaydım ne söylerdin acaba? Niye onu oraya koyuyorsun? Madem koydun niye unutuyorsun? Ne biliyor musunuz mevzu? Dün kuru yemiş yerken, dün müydü o? Önceki akşam mı? Kuru yemiş yerken sevgili kocam buzluğa şey koymuş, gazoz koymuş. Ama demiş ki bu birazcık burada çabuk soğusun, ben bunu içeyim demiş. Ondan sonra sen onu orada unut. Akşam saat böyle 10.30 gibi böyle bir pat diye bir ses duyduk biz. Ben dedim ki mermi sesi mi bu, dışarıdan mı geldi falan dedim. Hatta eşim de dedi ki yok yok, bizim evden bir şey düştü herhalde. Yani rüzgar da esiyordu o sırada. Kalkıp bakmadık. Sonra sabah uyanırsın bir bakarsın ki buzlukta şişe patlamış. Buzlu gazoz şişesi. Her yere de cam sıçramış bir güzel. Şu an onu temizliyor. Fırından çıktı. Az daha yakıyormuşum. Ucuz yırttık. Galiba kalıptan çıkacak. Şu kenarları şöyle olduğu zaman, kendisi zaten ayrılmış bakın. Böyle olduğu zaman hiç korkmuyorum. Kalıptan çıkacak bakın. Zaten yarısı boşa çıkmış. Burada da soscuğum var. Bu tencereyi çok güzel bir şekilde yıkadım. Ondan sonra da burada bir güzel kremasını, muhallebisini hazırlıyorum. Eşim gitti. Önce markete uğrayacak. Ondan sonra da Ahmet Han'ı alacak. Ben de o sırada kremasını yapmış olur. Herhalde soğumaya bırakırım. Yani var ya, ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi size sosumu yapıyorum diye çektim, gösterdim ya. İşte o da burada pişe dursun da falan da filan da. Sonra gittim arka taraftan, biliyorsunuz ben mutfak eşyalarımın hepsini açmadım. Yarısı kutuda hala daha. Oradan kek için ayaklı şey alayım dedim. İşte sunum tabağı. Ben onu alıp gelene kadar ocakta olan sos, muhallebi ne olmuş? Dibi kararmış. Ay bir sinir oldum. Geldim şöyle kaşık aldım, kokladım. Hani eğer o yanıksı koku sindiyse zaten çöpe atacağım. Sinmediyse hani yine bir nebze devam etsem mi dedim. Yok yani, öyle bir yanıksı kokusu var ki gitti. Şimdi tekrar bir tencerede muhallebisini hazırlıyorum. Koyulaştı şimdi bayağı, altını da kapattı. Kekim de problemsiz çıktı. Birazcık böyle ortasında sanki şey olmuş gibi. O da çok önemli değil. Oraya zaten krem gelecek. Krema gelecek. Şimdi buna ne ekleyecektim ben? Ha, vanilin ve bir de tereyağı ekleyeceğim. Tamam, sos tamam. Yani böyle bir talihsizlik yaşadım. Aceleyle yaptığım için mi böyle oluyor bilmiyorum. Ama kek aceleyle yaptığım için mi çıktı kalıptan, onu da bilmiyorum. Yoksa özene bezene yapsam bu kek bu kalıptan çıkmazdı. Ya Allah aşkına Serpil, başka işin mi yok demezseniz. Bunları böyle kestim. Bunlar kağıt havlu. Uzun uzun kestim. Bu kekcağızıma şey yapacağım. Ne derler ona? Süsleme yapacağım. Öncesinde böyle bunları koyacağım. Üzerine kakao serpeceğim. Çok güzel oluyor bak. Ama sonra beğenirseniz dersiniz ki Serpil çok güzel oldu kız dersiniz. Yani gerçekten. Hiç işin mi yok demeyeceğinizi biliyorum. Güzel olacak. Bu arada kekimi ıslatmıştım sütle. Sütü buraya çıkmış. Onu da bir sileyim. Güzel olsun. Benim için görüntü çok önemli. Yani sizin için nasıl bilmiyorum. Tat mı görüntü mü derseniz galiba ben önce görüntü derim. Tabii ki de tadı da önemli ama ben bir yemeğe bakarken önce bir görüntüsüne bakarım. O şekilde tadarım. O yüzden görüntü benim için ön planda. Hemen şimdi şunları bir yerleştireyim. Size de göstereceğim zaten nasıl yaptığımı.
kekim tam istediğim gibi oldu. Güzelce bir süsledim. Şurasına böyle çikolata kondurdum. Bir iki yerine de böyle gül koydum. Çok güzel oldu. Antep fıstığının tozuyla, fıstık tozuyla da böyle hafif böyle yeşilimsi renkler, geçişler yaptım. Çok güzel oldu ya. En sevdiğim şeylerden birisi bu süsleme olayları. Çok içime sindi. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum artık. Biz daha akşam yemeği yemedik bu arada. Geri kalan ikramlarımı da göstereceğim size sonrasında. Evimin yakışıklıları geldi. Nerede benim oğlum? Odasını taşıyor. Aa, ben seni beklemiyordum ama ben oğlumu bekliyordum ya. Ahmetan, yardım etmiyor mu baban sana? Ay, sadece nefes sesi duyuluyor. Çocuğumun. Evet. Çok az kalmış. Hadi prensim. Babası, sen bunu niye sırtına takmadın ki bu çocuğu? Evet. Yavaş. 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 Evet. Oh be. İyi misin? Hadi çıkar ayakkabılarını. Hadi boncuğum. Bak. Bak. Bakayım. Bakayım. Bunları, ay, oradan değil. Orayı zımbalamış öğretmenin. Vay. Annem, babam, ben. Allah. Allah. İçeri gel, dişlerimi sıkıyorum. Gör. Çok güzel şeyler yapıyorsun sen bu okulda ya. Hadi gel, ayakkabılarını çıkar. Vallahi şu yemeği dün canım istemişti. Bugün sevgili evimizin şefi Baki Bey, Ahmetan Hanım dedim ya. Tövbe ya Rabbim. Ahmetan Bey, hayatı nasıl olmuş? Teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim babacığım. Hadi bakalım. Seni çok sevdim. Tamam. Kendim yiyeceğim. Bir kere yiyeceğim, sen yap, sonra kendin yersin. Bir kere benden ye. Hazırlıklarımı tamamladım. Bir de mantı pişirdim. Şimdi böyle yoğurtlu böyle koyacağım küçük kaseye. Sonra böreğim vardı. Börek çıkardım. Ondan sonra kurabiyeler vardı. Kurabiyeler. Bir de tart kek yaptım. Onların son halini size göstereceğim. Misafirim geldi, gel. Misafirim geldi. Nergis'le biz internetten tanışıyoruz. Ama artık kankiyiz. Baya komşuyuz da aynı zamanda. Dip dibe oturacağız. Bizim yaptırdığımız evin hemen yanında oturuyorlar. Dip dibe oturacağız. Kapı komşusu olacağız inşallah. Onlar geldiler bu akşam bize ama tek gelmişler. Kayınvalidesini getirmemişler. Ben onları da bekliyordum. Artık biz şimdi biraz, hatta zaman geçsin, çocukları da uyuturuz. Evet. Bir güzel bir oyun oynarız beraber. Şimdi sürpriz yumurtalarımız var. Aşkım, ikisini aynı yere saklama. Birini farklı bir yere koy, birini farklı bir yere koy. Bir tanesini farklı, ayır. Tabii. Öyle yap. Ayır. Şimdi bunlar burada bekliyorlar. Babişkomuz sürpriz yumurta almıştı. Sürpriz yumurtaları içeri saklayacak. Onlar da bulacaklar.
şey yapmayalım. Buldun mu? Sakladın mı? Yani şunu al şeye. Kopya vermek istedim. Tamam. Bu çöp. Evet. Şimdi. 1, 2, 3. Hadi gelin. Hadi bakalım. Önce kim bulursa o yemeye başlayabiliriz. Hadi bakalım kim bulacak kendi yumurtasını. Dur Yiğit de gelsin, aynı anda gelin. Hadi Yiğit de anneciğim. Hadi Yiğit. Hadi Yiğit gel de. Yumurtam ben. Hadi. Ben buldum. Hadi koş sen de koş. Yiğit de mi aldın? Yiğit sen de. Tamam Yiğit de bulsun. Yiğit'e de yardımcı ol. Hadi. Yiğit, babam diyor. Yiğit, amcam. Yiğit, dümdüz yürü. Yürü. Bu tarafa doğru. Şuraya yürü. Bak, evet, bu tarafa doğru. Evet, oraya doğru. Direkt git babacığım, sen bulma. Direkt karşıda. Sağda. Evet. İşte dur Serpil. Serpil, al. Bravo. Çocuklar alkış. Aferin size. İkisi de buldu. Aferin.